düşünün. Buyurun efendim. Evet hocam. Şimdi değerli seyirciler, bu gerçekten bir katliam diye nitelendirilebilecek boyut kazandı. Siviller öldü. Belli ki Nasrallah'ın bugün biz de yayınladık basın toplantısının sonuna kadar, en geniş biz verdik zaten. Nasrallah'ın açıklamalarından da anlaşıldığı kadarıyla ölenler esas olarak sivil. Belli ki Hizbullah gerillaları bir önlem almış hocam. Yani bu elektronik aletlerden uzak durmuşlar. Yani askeri garnizonlarda, askeri birliklerde bir patlama yok. Ve cep telefonu kayıtlarına ve diğer görüntülere baktığınız zaman çarşıda, pazarda, sokakta sivillerin elinde patladığını görüyorsunuz. Evet. İş yerinde, evde, pazarda, caddede, sokakta sivillerin elinde patlıyor. Arabalar yanıyor filan. Bunlar askeri birimler değil. Ölenler arasında asker yok. Ölenler arasında bir örneğin önde gelen bir Hizbullah yöneticisi, orta düzeyde bir komutan da bulunmuyor. Eğer yapılan açıklamalar gerçeği yansıtıyorsa diyelim, ama ben büyük ölçüde gerçeği yansıttığı kanısındayım. Çünkü Arap basını da yakından izliyoruz. Arkadaşlarımız Arap basını yakından izliyor. Hem Hüsnü Mahalli, hem Musa Özurlu, hem haber merkezimiz, dış haberler birimimiz. Yoğun bir şekilde dünya basını ve Arap basını izliyoruz biz, Tele 1 olarak yakından takip ediyoruz. Şimdi ben hocam şeyle devam edeceğim. Elektrik Mühendisler Odası'nın açıklaması birçok bakımdan önemli. Deniyor ki açıklamanın bir yerinde, Türkiye'nin teknolojide dışa bağımlı olduğu ve bunun risklerine dikkat çekerek şöyle devam ediyorlar. Bu gidişatın tersine çevrilmesi için özelleştirme politikalarına son verilerek yerli teknoloji kullanan, bilgiye ve araştırma geliştirme birimlerine dayalı, katma değeri yüksek ürünler üreten bir sanayileşme modelinin hayata geçirilmesi gerekir diyorlar. Bir daha okuyorum, çok önemli. Türkiye teknolojide dışa bağımlı, birinci tespit bu. Bu dışa bağımlılık emperyalizme bağımlılıktır. Bu hem ülkenin güvenliği, hem geleceği, hem refahı bakımından yüksek riskler oluşturuyor diyor Elektrik Mühendisler Odası ve bu gidişin tersine çevrilebilmesi için özelleştirme politikalarına son verilerek yerli teknolojiyi kullanan, bilgiye ve araştırma geliştirmeye dayalı, katma değeri yüksek ürünler üreten bir sanayileşme modeli hayata geçirilmelidir deniyor. Gayet haklılar. Arkadaşlarımızı arkada verdik. Bakın. Ve şöyle devam ediyor. Teknolojide dışa bağımlılığın ekonomik, toplumsal ve siyasal açıdan yaratabileceği olumsuz etkilerinin yanında doğrudan insan hayatına yönelik tehdit boyutu da bu vesileyle bir kez daha gözler önüne serilmiştir deniyor. İsrail saldırısı nedeniyle. Ne yazık ki ülkemizde teknoloji konusunda dışa bağımlı bir ülkedir. Ne yazık ki ülkemiz de teknoloji konusunda dışa bağımlı bir ülkedir. Bu alanda en fazla dış alımın, yani ithalatın yapıldığı alt sektörün cep telefonlarının da içinde yer aldığı iletişim donanımları grubu olması dikkat çekicidir diyor. Bunlar geliştirilebilirdi ve geliştirmediler. Aselsan dünyada hocam İsveç'ten sonra ilk cep telefonu üreten firmalardan, kuruluşlardan biri. Aselsan kim? Aselsan yerli bir teknoloji şirketi. Ne oldu orada? Esas olarak savaş askeri sanayi alanında üretim ve hizmet yapan bir teknoloji şirketi. Ne oldu orada? Çok şey oldu. İlk önce Fethullahçılarla birlikte AKP orayı dağıttı. Sonra en çok maalesef mühendisin öldürüldüğü. Öldüğü, evet. Yani bilemiyoruz. Evet. Öldüğü bir kurum haline geldi. Aselsan'ın intihar süsü verdiler, kaza süsü verdiler. Birçok mühendis öldürüldü orada. Bunların bir AKP cemaat kumpası olduğu anlaşılıyor. Ne yapıldı burada? Mesela TUSAŞ var. TUSAŞ'ın içi boşaltılarak damatların İHA SİHA ürettiği belirtilen şirketlerine, Baykar şirketine, Baykar üretimi yapan şirkette teknoloji transferi yapıldığı iddia edildi. Hatta Afrika ülkelerinde yapılan kimi yardımlar ve hibelerin bu İHA'ların ve SİHA'ların alımına kullanılarak Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi'nin finansmanı bu şirketlere, yandaş şirketlere aktarıldı denildi. Bu iddia edildi. Bu tartışıldı bu ülkede. Aselsan dünyada ilk cep telefonu üreten firmalardan biri. Peki niye şu anda Türkiye'de bir cep telefonu yok?
Recep Tayyip Erdoğan yerli ve milli üretimden söz ediyor. Otomobil üretiminde bunu söylemişti biliyorsunuz. Sonra Zorlu Vestel'e bağlı bir Venüs cep telefonu vardı. Venüs kullanın demişti. Hani bir şey Amerika'yı protesto etti. Sonra da Vestel adını başka koydular herhalde. Evet. Markaya da koydular galiba. Evet. Fakat Vestel o hepsi yerli değil ki onların. Tabii olduğu gibi dışarıdan geliyor. Dışarıdan geliyor. Tabii. Çok yedek parçası dışarıdan geliyor. Buna izin vermediler. Tıpkı bir dönem 1936'da kurulan uçak fabrikasını daha sonra nasıl kapattılarsa, otomobil fabrikalarını daha sonra nasıl kapattılarsa, Eskişehir'de tulum saçlı üretilen yani lokomotif ve vagon üreten fabrikaları nasıl işlevsiz hale getirdilerse, tersaneleri nasıl batırdılarsa, imha ettilerse, Türkiye'nin teknoloji şirketlerini de öyle canını okudular. Çünkü onları cumhuriyeti, cumhuriyetin değerlerini temsil eden kurumlar olarak gördüler. Yağmalanacak ganimet alanlar olarak değerlendirdiler. Bunlar birer iddia. Bunlar birer iddia. Bunlar tartışılıyor. Bunlar güçlü birer iddia ama. Güçlü birer iddia. Buyurun hocam. Şimdi değerli izleyiciler bakın çok basit ve aslında herkesin bildiği ama bu ayrıntıda belki dikkat etmediği bir gerçeği size dile getireceğim. Bütün elektronik cihazlar bir takım çip denen bir takım yonga diye Türkçe. Çok özür dileyerek hocam bir çok yakın bir dostunuz, iyi bir televizyon izleyicisi de uyarmış. Ben CHP sözcüsü olarak zannediyorum Deniz Yavuz Yılmaz'ı söylemiş. Hayır, Deniz Yücel olacak. Evet, Deniz güzel. İkisi de Deniz Yavuz Yılmaz millet. Deniz Yavuz Yılmaz da çok çalışkan bir milletvekili, Zonguldak milletvekili. Madencilik konusunda da uzmandır. Deniz Yücel'dir CHP evet. sözcüsü. Evet, özürlere başlamışken ben de söyleyeyim. Telefonlarda kulaklıklara filan girilerek cep telefonlarıyla ve işte beynine veya kulağına yerleştirilen çiplerle iletişim kurulan bir dünyada bir kötü kapitalistin, bunu üreten adamın yaptığı komplonun gösterildiği film Kingsman 2 değil, Kingsman 1. Onu da benim bir arkadaşım düzeltti beni. Dedi ki hocam Kingsman... Yok bunlar dedi. Değil suçması hocam tabii. Yani evet. Şey, ama başka bir şey. Deniz Yavuz Yılmaz ve Deniz Yücel gibi evet, sizinki de bir dil Deniz. Evet, o da benimki de Kingsman. Evet. Kralın adamları. Evet. İlginç bunlar bir takım aksiyon filmleri. Evet. Şimdi değerli izleyiciler söylemek istediğim şey şu. Çip denen bir şey. Çip denen bir yonga denen bir küçük ve bütün o işte eskiden ampulün sonra bilmem başka bir takım şeylerle, gelişmelerle transistör haline dönüşen filan devreler, mevreler olan filan. Şimdi bunun en incesini ve en